15 Temmuz akşamı Türkiye büyük bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldı. Buna darbe demeyi tercih ettiniz. Tabii hepimiz biliyoruz ki askeri darbelerin belli klasik yöntemleri vardır. Ne ülkemizdeki ne dünyadaki diğer askeri darbelere pek uymayan ama bence onu çok aşan ve ülkedeki laik cumhuriyet rejimini değiştirmeye dönük büyük bir kalkışmayla karşı karşıya kaldık. Arkasından olağanüstü hal ilan edildi ve 3 aydır ikinci defa uzattığımız, daha önümüzdeki 3 ay daha yaşayacağımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre bir yılında yetmeyeceği bir olağanüstü süreci yaşıyoruz. Bu süreçle ilgili değişik söylemleriniz hafızalarımızda. Sayın Cumhurbaşkanı daha ilk gün darbeyi Allah'ın lütfu saydı. Başbakanınız da birkaç gün önce darbenin başkanlık kapısını açtığını söyledi. Yani 241 yurttaşımızın hayatını kaybettiği o hain girişim meğer Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uzun zamandır takip etmekte olduğu başkanlık kilidini açan bir anahtarmış. Bunu öğrendik. Değerli arkadaşlar, bu darbeyle ilgili ya da kalkışmayla ilgili bir sürü sorunun da cevabı yok. Soruyoruz, yanıt da alamıyoruz. Örneğin darbe gecesi ne oldu? Devleti yönetenler bu darbeden ne zaman haberdar oldular? Saat 3'te mi? 16'da mı? 19.30'da mı? 20'de mi? 20.30'da mı? 21'de mi? 22'de mi? Bunu bilmiyoruz. MİT müsteşarının 4 saat Genelkurmay'da ne konuştuğunu ve o süre içinde devletin Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'nın kendilerine neden ulaşamadığını bilmiyorum. Ama sonuçta İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün bir şeridini tutan birkaç tankı gördük ve bu meclis bombalandı. Şimdi böyle bir kalkışmadan sonra ne beklenir? Sizin yaptığınız beklenir. Yani parti genel merkezinize Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük posterini asıp arkasından da parlamenter demokrasiyi sonuna kadar işleteceğiz sözünü yerine getirmeniz beklenir. Ama öyle değilmiş. Ne anlıyoruz? Başkanlık kilidini açmak içinmiş bu darbe. Şimdi değerli milletvekilleri, bakın 14 yıllık iktidarınızın sonunda bu güzelim ülkeyi darbe yapılabilen bir ülke ayıbıyla yüz yüze bıraktınız. O darbeye kalkışanlar, o darbeyi yapanlar ya da yaptıranlar, hani diyorsunuz ya Pensilvanya falan, bunların hepsi sizin kankanız. 14 yıl beraber bu devleti idare ettiğiniz insanlar. Bunları devlete siz yerleştirdiniz. Hatta özel yasalar çıkardınız. Şimdi bütün bunlara bilinirken ortalığa bir takım sis bombaları salıyorsunuz. Bir gün Abdülhamit'i çok seviyorsunuz. Aynı zamanda Mehmet Akif'i de çok seviyorsunuz. Başka bir gün Misak-ı Milli. Misak-ı Milli ne? Milli ant. Yani milli yemin. Ya daha milletvekili yeminini ve cumhurbaşkanlığı yeminini tutmuyorsunuz. Milli ant sizin neyinize Allah aşkına? Neyinize? Sevgili arkadaşlar, bakın iktidara oyla gelinir, doğru. Ama iktidarda ancak hukuki meşruiyetle oturur. Bu kürsüden 29 Haziran günü kadıyı satın aldığınız gün adaleti öldürürsünüz ve devleti yıkarsınız dedi. Ve 16 gün sonra darbeyle karşı karşıya kaldınız. Şimdi tekrar sizi uyarmak istiyorum sevgili AKP'li kardeşlerim. Hukukla oynamayın. Hukukla oynamayın. Hukuksuz iş yapmayın. Bir gün diyorsunuz ki at izi it izine karıştı. Öbür gün diyorsunuz ki mağdur yok. Evet, hangisi doğru? Eğer at izini it izine karıştırdıysanız bu mağdurlar vardır. Elbette
elbette bu ülkede darbe yapan hainler mutlaka cezalandırılmalıdır. Ama 40 günlük bebeği annesinden ayırmanın adı darbe takipçiliği olamaz.